Selamlar herkese. Bu videomuz bir kamera karşılaştırma videosu. Şu anda elimizde Redmi Note 11 S, Redmi Note 11 Pro 4G var ve bu iki telefonun kamerasını sizlerle beraber bugün inciğine cinciğine kadar bakacağız. Telefonumuzun da birbirinden aslında neredeyse hiçbir farkı yok. Sadece Note 11 Pro 4G'nin diyafram açıklığı 11S'e göre bir tık daha iyi olduğunu söylemekte fayda var. Aralarında megapiksel olarak farkları yok. İkisinde 4 adet kamerası var. Ana kamera çözünürlükleri 108 megapiksel. İkinci kamerası olan 8 megapiksellik bir geniş açılı kameraları, 2 megapiksellik bir makro çekim kameraları ve yine 2 megapiksellik bir derinlik kamerası bulunuyor. Arasında böyle dediğim gibi bir fark yok ama bunu dedik ki bir test edelim. Bakalım gerçekten evet özellikleri aynı ama aynı çekiyor mu? O zaman hemen videomuza, fotoğraflarımıza tek tek göz atmanın vakti. Evet şu an 108 megapiksellik arka kamerayla normal çekilmiş bir fotoğrafımız var. Bu fotoğrafta renklere bakacak olursak 11S sanki bana daha renkli çıkmış gibi geldi. Birazcık böyle yakınlaştırdığımda, uzaklaştırdığımda daha net görüntüler var. Ama 11 Pro'daysa renkler sanki biraz daha böyle soluk kalmış gibi hissettim diyebilirim. O zaman birazcık daha renkli görüntülere gidelim. Şimdi bir önceki fotoğrafta 11S'in daha renkli çıktığını söylemiştim ama bu fotoğraftaysa 11 Pro 4G gerçekten renkleriyle bizi cezbediyor. Yani şu kırmızılığın güzelliğine bakar mısınız? Diğer tarafta çok fazla ışık almış ve birazcık daha soluk kalmış gibi hissettirdi bana. Evet detaylar kısmında 11S daha güzel görünse de renk kısmında 11 Pro 4G bana daha cazip geldi diyebilirim. Son bir arka kamera daha göstereyim. Yine bir sebze meyvemiz var. Morlar gerçekten güzel çıkmış. Yani renk pigmentleri oldukça önemli olduğunu düşünüyorum bu kameralarda. Şu morların ne kadar güzel olduğuna bakar mısınız? Bence kameralarda en önemli özelliklerden biri de renk pigmenti. Ve bu telefonda da renk pigmentinin gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim. Benim bu fotoğraftaki tercihim ise 11 Pro 4G yine. Portre moduna geldiğimizde yani söyleyecek çok fazla bir şey yok diye düşünüyorum. Siz de görüyorsunuz. Bence yine burada büyük farkla kazanan 11 Pro 4G olduğunu söyleyebilirim. Portre modu da bu şekildeydi. Şimdi ise geniş açısına bakalım. Öncelikle ekranda normal çekilmiş bir fotoğraf görüyorsunuz. Hemen geniş açıya aldığımızdaysa bu şekilde duruyor. Yani arada çok fark ediyor mu etmiyor mu sizin karar vereceğiniz bir seçenek. Geniş açılı kamerasıysa bu şekilde duruyor. Renk tarafına bakacak olursak da 11 Pro 4G yine burada bence renkleri daha güzel. Şimdi bir de gece moduna gelelim. Gece modundaysa yine bence çok büyük bir fark olmasa da 11 Pro 4G daha aydınlık bir fotoğraf çekmiş. Bu gerçekten karanlık bir ortamdı. Ama arasında çok da bir fark olmasa da 11 Pro 4G'nin çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim ön kameraya. Ön kamerada da 16 megapiksellik bir kamera çözünürlüğü sağlıyor bizlere. Ön kameranın fotoğrafları da hemencik önünüze geldi. 11S tarafında yüzüm sanki biraz daha pürüzsüz duruyormuş gibi hissediyorum ama 11 Pro 4G'de ise yüz hatlarımdaki tüm detaylar belli oluyor ve bence bu biraz iyi mi kötü mü bilmiyorum ama bana kalırsa kötü. Yüzümün bu kadar detaylarının çıkmasını istemezdim. Ama 11S tarafında yüzümün böyle pürüzleri daha az durduğunu hissediyorum ve ben seçecek olsaydım ön kamera modunda 11S tarafını seçerdim. Yine size kalmış bir durum ama yakınlaştırdığınızda gerçekten tüm detayların bu kadar görünmesi beni rahatsız etti açıkçası. Fotoğraflara biraz göz attık. Şimdi gelelim video kalitesine. İkisinin de kalitesi aynı. 1080p çekiyor. Ama tabii ki ses de önemli. Nasıl alıyor, karşıya nasıl veriyor? Bunlara da bir bakmak için videolarımıza geçelim.
Selamlar, şu an beni Redmi Note 11 Pro 4G ile duyuyorsunuz. Umarım sesim size güzel geliyordur. Güzel ofisimizin güzel manzarasında sizlerle beraberim. Şu ansa beni Redmi Note 11 S ile duyuyorsunuz. Umarım sesim size tekrardan güzel geliyordur. Şimdi dilerseniz bir de arka kamerasına bakalım. Arka kamerasında zoom'u nasılmış? Selamlar, şu an beni Redmi Note 11 Pro 4G'den duyuyorsunuz. Arka kamerasının görüntü kalitesi bu şekilde. Sanki biraz görüntü net değil, geniş açıdan aldım. Birazdan zoomlayacağım. Hatta hemen zoomlayayım. Ayrıntılar tam keskin durmuyor. Yani olsa tabii ki daha güzel olurmuş. Bu şekilde yaklaşıyor zoom'u. Şimdi ise beni Redmi Note 11 S'den görüyorsunuz. Buraya göre görüntü kalitesi biraz daha net görünüyor. Renkler daha canlı görünüyor. Hemen zoom'umuzu yapalım. Zoom'daysa görüntü kalitesi bu şekilde. Ayrıntılar biraz daha net olabilirdi tabii ki. Ama orta segmentte bir telefon için bence idare eder bir videosu olduğunu söyleyebilirim. Bu iki telefonumuzun arasında 1000-1200 TL'lik bir fiyat farkı var. Eğer sizin için kamera önemliyse ve ben kameraya göre telefonumu seçeceğim diyorsanız da çektiğimiz video umarım sizin işinize yaramıştır. Ben olsam hangisini seçerdim tarafındaysa Note 11 Pro 4G benim için daha cazip geldi. Daha çok hoşuma gitti. Renkler sanki burada biraz daha ön plandaydı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Siz hangisini seçerdiniz? Yorumlarda onu da belirtin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.